geriye doğru gideceksin. Burada zorlanmak da mümkün değil. Niyet olsun yeter ki. Geriye doğru gittin mi neyi göreceksin? Bu geleneksel din kimlere acı çektirmiş, kimleri dışlamış, kimleri adam yerine koymamışsa onların mirasını irdeleyeceksin. Oradadır reçete. Reçete oradadır. Onu hiç irdelemiyor. Kendisini bugünlere getirenleri yüceltiyor. Onları revizyona tabi tutarak işi halledeceğini düşünüyor. Halledememiştir. Osmanlı da hep bunu yaptı. Hep bunu yaptı. O Koçubey Risalesi'ni düşünün. Layihalar dönemini daha doğrusu. Koçubey bunların en öne çıkanıdır. Ne diyor orada biliyor musunuz? Dinde muktedâ bihimiz olan Hanefi fıkhı. Ya bir yerde de bizim muktedâ bihimiz yani dinde uymamız gereken, önder almamız gereken Kur'an dediğini göremezsiniz Koçubey Risalesi'nde. Bakın dönüyor dönüyor yine aynı çukura gelip düşüyor. Akıl zaten hiç geçmez. Şimdi bugün de kullanılan söylem. Gerçi ben iktisatçı gözüyle pek beğenirim efendim, o risaleyi de. Yani efendim, çok iyidir yani. Dine yamuk yaptığımız için, sahip çıkmadığımız için bu hallere düştük. Şimdi teorik olarak doğru. Demin ayetlerinden birini söylediğim Kur'an'ın dinini kastediyorsak bu söz doğrudur. Fakat sen din derken hangi dine sahip çıktın? Sen Muhammed'in dinine sahip çıkmadın ey Osmanlı. Muaviye'nin dinine sahip çıktın. Muaviye'nin dini Muhammed'in dini değil. İşte zurnanın zırt dediği yer orasıdır. Şimdi aslında İmam-ı Azam dedik akılcılığın öncüsü. Şimdi İmam-ı Azam'ın hayatına bakın. Şehit olmasının arkasındaki nedene bakın. İki kere falan zindana atıldı galiba değil mi? Ya zindanı bırak 70 yaşında zehirledi öldürdüler. Zindan ne ki? 25 yıl. 25 yıl. Hem Emevi İmparatorluğu tarafından hem Abbasi İmparatorluğu tarafından. Toplayalım Arabizm tarafından. Yani İslam'ı bir Arap saltanat ideolojisine dönüştüren iki imparatorluktan da kahır çekti. Sonunda da katledildi. Şimdi İmam-ı Azam ya bizim Hanefi mezhebinin kurucusu. Evet, miras ortada. Şimdi Sünni İslam'ın en büyük imamı değil mi? İmam-ı Azam en büyük imamı demek. Evet. Vallahi ve billahi yalan söylüyorlar. İmam-ı Azam'ın mezhebine uyan falan kimse yok İslam dünyasında. İmam-ı Azam Emevilikle mücadele etmek dinin hem imanının hem ibadetlerinin icabıdır diyor. İbadetleri bırakın. İmanın icabıdır. Emeviyle mücadele edin diyor. Şimdi sonra Abbasiler aynı şeyleri yapınca onlar için de aynı fetvayı verdi. Ve onlarla mücadele etti. Parasıyla, puluyla, her şeyiyle. Peki İmam-ı Azam'ın egemen olduğu bir mezhep bunları hayata geçiriyor mu? Bunları telaffuz ediyor mu? Bunları kitlelere anlatıyor mu? Hayır. Peki nasıl oluyor da sen İmam-ı Azam'ın baş imamı olan olduğu bir mezhebin mensubu saliki oluyorsun? Yalan. Bunlar yalan. Nasıl Kur'an'ın mensubu olduğunu söylemesi yalansa İmam-ı Azam'ın mezhebine mensup olduğunu söylemesi de yalandır. Şimdi buraların irdelenmesi lazım. Bu iş kime düşüyor? Aydınlara düşüyor. Aydınlar ne yapıyor? İstisnalarına saygımı, tazimimi, hürmetimi burada ifade ederek söylüyorum. Ne yapıyor İslam dünyasının aydın geçinenleri? Yalını yiyor, suyunu içiyor, ayaklarını uzatıp yatıyor. Oo, çok ağır oldu. Yalını yiyor deyince. Kardeşim, evet. Eğer aydın aydınlığını yapmıyorsa ben onun yediğine yemek der miyim? Yal derim tabii. We'll be right back.
sayın seyirciler. Yaşar Nuri Öztürk ile Işığa Çağrı programında yeniden karşınızdayız. Ben moderatör olarak Sayın Hakan Bayrakçı, fakat bu kez piyasa araştırma şirketi sahibi ve yöneticisi olarak değil ama bir tarihçi ve yazar kimliğiyle konuğumuz. Tartışmaya başlayalım. Evet Sayın Hocam. Şeyi de söyleyelim. Ki merak eder insanlar. Hüsnü Mahalli yurt dışında, evet, aniden gitti adamın işi icabı. Kıbrıs'ta, evet. Efendim Sinan'da cenazesi var. O da İstanbul dışında. Hepsine kolaylıklar, iyi yolculuklar diliyoruz. Evet. Tamam. Buyur. Vallahi öncelikle aktüel konuları da tartışırız ama şu İslam dünyasının halini siz sık sık anlatıyorsunuz. Hali pürmelali. Hali pürmelaline. İslam dünyası, hani Ziya Paşa mı söylemişti? Meşhur. Gezdim Frangistan'ı, köşkler, kaşaneler gördüm. Dolaştım mülk-i İslam'ı, bütün harabeler gördüm. Bütün viraneler. Viraneler gördüm, doğru söylüyorsun. Şimdi bu bir parça değişti. Petroller geldi, paralar geldi, zenginlikler geldi. Ama düşünsel virane, efendim fikri viranelik, yani her bakımdan perişanlık hiç değişmedi. Demek ki mesele parada falan değil. Benzer bir soruyu biraz sonra Hakan Bey'e de ileteceğim. Daha ne düşünüyorsunuz? Çünkü aradan bir asır geçti Ziya Paşa'nın söylediğinin üzerinde. Ve o petrol ve o paralar ve o milyar dolarlar, değil mi? O belki binalar bakımından beldeler mamur hale geldi ama bakın onların hiçbir hükmü yok. İnsan çürümeye devam etti ve 100 yıl öncekinden daha kötü. Niye? Ha niye? Tabii dinleyenler diyecek ki Yaşar Nuri bu gene işi Kur'an'dan hükme bağladı. Akıl açısından da baksak iş oraya gelecek. Ben nereden baksam oraya geliyorum. Ama Kur'an'da hazır bulduğum için niye söylemeyeyim? Yani o Kur'an Allah'ın bir lütfu. Hazır getiriyor, koordinatı önüme koyuyor. Ben akli ilimler okudum. Yani hukuk altyapım var. Felsefe okudum. Zaten. Yani aklı işleten bir kurum o, ilim değilse de felsefe ilimleri besleyen kurumdur. Onun kariyerini yaptım. Benim bir derdim olmaz. Ama bu yanda başka bir şey var. Hazır ve tam oturan 12'den tabiri caizse vuran koordinatlar. Şimdi cevap orada. Cenab-ı Hak diyor ki bu Yunus suresinin 100. ayetidir. Bu ayeti herkes okusun ve muska yapsın, boynuna taksın. Tabii vicdanına da yazsın. Diyor ki, Türkçesini veriyorum tırnak içinde, Hüsnü Mahalli olsa orijinalini de okumak isterim. Diyor ki, Allah, virgül, pisliği, aynen bu tabiri kullanmıştır, aklını işletmeyenler üzerine atar veya indirir. Yec'alu tabirini kullanmıştır. Atmak, indirmek, koymak gibi genel bir fiildir. Çok manalı bir fiildir. Kısacası Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik atar. Pisliği onlar üzerine bırakır. Gene okuyacağım. يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Ben bunu mealimde böyle tercüme ettim. Bazı arkadaşlar tabii ki iyi niyetli ama bence isabetsiz. Ya pislik tabirini Allah kullanmış. Pislik anlamında iki kelimeyi Kur'an kullanıyor. Sen şimdi Allah'a dil mi öğreteceksin ya? Haddini bil, haddimizi bilelim. Cenab-ı Hak kullanmış demek ki insanoğlunun
onunla bir damarına basıp bir uyarı verecek ki kullanmış onu. Sen niye tevil ediyorsun ya? Yoksa birileri Allah'a edep dersi mi veriyor? Şu işe bakar mısın? Efendim öyle demi, ne diyeceğim? Rics, sin ve z ile iki şekli var o kelimenin. Biri ricz, biri ricz, sin ile Arapçada. Hı hı. İkisinde de pislik anlamı var. Birisi, bak bak, Kur'an bu işte. Hadi gel de bunun önüne bir şeyi geçir bakayım. Sinle olanı etimolojik bakımdan yeryüzünde, bu alemde üretilen kötülüklerin vücut verdiği pislik. Ricz ise yukarıdan indirilen, fakat onun da neticede müsebbibi insandır. Gene, yani evet, dünya gene. Evet. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak aklını işletmeyenler üzerine la ya'kılûn demiş. Bakın akıl kelimesi Kur'an'da geçmez. Bu da öyle bir, mi? Bakın şimdi müsaade et, tamam. Nasıl, niye geçmez? Bu da bir Kur'an mucizesidir. Bir Kur'an ihtişamıdır. Hep söylüyorum, Kur'an'ı, Kur'an'a doymak için, bu benim büyük dedemin, Allame Mehmet Ali dedemin sözüdür. Bizim neslimizin, yedi sülalemizin hocası, babamın dedesi yani, büyük dedem. Bu arada tabii Allame deyince bizim şimdiki nesil lakabı Allame. Şey zannediyor, yani hafif alaycı zannediyor Allame. Hayır, diyor. Halbuki Allame çok büyük yok, alim olduğu zannetmez, anlamında. Zannetmez, zannetmez. Evet. Çünkü gençler için söylüyor. Konağında 4-5 ders halkası kuran bir insan, bir tarafta vücuh, bir tarafta kıraat-ı aşere, bir tarafta usulü fıkıh, bir tarafta tefsir okutuyor. Böyle bir adam. Bıraktığı kütüphaneden zaten belli. Şimdi babam anlatıyor, ben büyük dedemi tanıma mutluluğuna eremedim. Dermiş ki evlatlar, Kur'an'a doymak için bir ömür yetmez. Birkaç ömür yaşamak lazım. Şimdi diyor ki akıl kelimesini ben kullanmıyorum isim olarak. Fakat akıl kelimesinden türemiş yüzlerce kelimeyi kullanmıştır. Ve fiil halinde. Yakılun takılun, yakılun takılun. Akıl kelimesinden bunlar. Türetilmiş fiiller. Evet. Yakılun takılun. Şimdi akıl kelimesini kullanmıyor, aklı işletmeyi kullanıyor. Bakın bu okuduğum Yunus suresi 100. ayette de aklı olmayanlar üzerine Allah pislik indirir demiyor. Yapar mı? O zaman zulüm olur. Haşa. Aklını işletmeyenler üzerine taakkul Arapçası. Taakkul aklı işletmektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim cevher olarak aklın varlığını yeterli görmüyor. Fonksiyonel, işlevsel akıl istiyor. Öyle ya, yani kullanmadıktan sonra zeka olmuş olmuş. Yani diyor ki sen aklı, mülkiyeti sende, intifağı başkasında olursa bu akıl değildir. İntifağı da sende olacak, işleteceksin, değerlendireceksin. Onun için aklını işletmeyenler üzerine Allah pislik indirir diyor. Şimdi aklını işletmeyenler üzerine nasıl pislik indirir? Gökten tezek filan yağmaz aşağı, bu Allah'ın yasalarına aykırı. Ne olur? Bak ne olur, bir şey söyleyip bitireyim. Hiç çalışmasa halkı, otursa uslu uslu adam gibi çıkan petrol paralarını yese, fert başına milli gelir Irak'ta $30,000. $25,000 en az. Suudilerde çok daha fazla. O Irak'ın haline bakar mısın? Ve benzeri Libya'nın haline bakın. Suriye'nin, onun, bu İslam dünyasının, al birini vur öbürünü. İşte Allah böyle pislik atıyor. Aklını işletmeyenler üzerine. Şimdi bir şeyi daha burada eklememiz lazım. Ben diyorum ki İslam dünyasında aklın işletilmesine geçişin veya işletilen akla geçişin yolunu, ki bunun manası mesela Kant'a sorarsan aydınlanmanın bir tarifidir. Bunun yolunu açan bir tane adam İslam dünyasında geldi. Mustafa Kemal Atatürk.
Onu biraz sonra tartışalım. Hakikaten çok derin bir konu. Bakın İslam dünyası emperyalizmle işbirliği yapmış, Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlığı meziyet diye pazarlıyor. Ve bunun başını da Mustafa Kemal'in ana vatanı Türkiye'ye çektiriyor. Yani sen bu başı çekeceksin diyor, böyle alay edercesine. Şimdi İslam dünyası niye sürünüyor bunca imkanına, parasına, petrolüne rağmen? Cevap budur. Yani cevap aklın işletilmemesi. Şimdi aklı işleteceksiniz diyor. Bunu o dışladıkları İslam tarihinde geleneksel Emevici dinciliğin dışladığı büyük fikir önderlerimiz bizim. Bizim seleflerimiz. Hı hı. Mesela? Onur duyduğumuz selef. Başta İmam-ı Azam. Ebu Hanife'yi söylüyoruz. Evet. Akılcılığın öncüsü bu. Sade hukuk dehası değil, akılcılığın öncüsü. Efendim, o meşhur El-Muni'nin, o şaheserler şaheserinin yazarı Kadı Abdülcebbar, Debusi, Tufi ve bir 10-15-20 ilave daha yapabileceğimiz o büyük aşılmamış fikir devleri. Ragıp el-İsfahani. Mesela aklı anlatırken Ezzeriya ila mekârimiş şeria şaheserlerinden biridir. Çünkü yazdıklarının hepsi aşılmamıştır, şaheserdir. Böyle muhteşem bir selefler zinciri var. Hiçbirini geleneksel dincilik adam yerine koymadı, kendinden saymadı. Şimdi diyor ki akıl, mesela Ragıp el-İsfahani Ezzeriya'da öyle diyor. Akıl sade umumi konularda değil, dinde de komutan olacaktır. Akıl din dahil her şeyde komutan olmazsa iflah etmek mümkün değildir. Bu oldukça insanların abi, üstünde tartışacağı bir konu. Abi. Ama isterseniz Hakan Bey'e de bir bunun bunun türevi bir soru sormak istiyorum. Peki. Özellikle yani sebebi bağlayalım. Aklı işletmemek veya işletilen aklı hayatın dümenine oturtmamak yüzünden İslam dünyası sürünüyor. Evet. Ve bu sürünmeyi aklı işletmek dışında ortadan kaldıracak hiçbir değer de Allah yaratmamıştır. Bununla evet. ilgili bir sorum olacak ama kafam tamam. karıştı biraz. Üstad, şimdi Yaşar Nuri Hoca bu işin çerçevesini koydu. Ama siz de tarihçi kimliğinizle. Şimdi Türkiye'de bir yeni Osmanlıcı yöneliş var. Osmanlı'ya dönersek bir sürü şey hallolur diye. Hı hı. Fakat Osmanlı hakikaten büyük bir cihan imparatorluğu kurduktan sonra neredeyse bir yarı sömürge oldu. Ve Yaşar Nuri Hoca'nın söylediği dereceye veya derekeye alçalmamış olmakla birlikte, o verdiği örneklere, bir Suudi, bir Libya örneğine olmakla birlikte çok zor zamanlar yaşadı. Ve hakikaten akılcılık Osmanlı'da da aynı şekilde bir gerileme içine girdi. Prangalandı. Tabii. Nasıl oldu yani tarihi olarak nasıl bir yükseliş oldu ve sonra nasıl bu kadar şiddetli bir... Hayır, çünkü hayır. aklı kullanmayan bir topluluk yükselebilir miydi ki? Evet. Bir de o var. Şimdi hem bunu söyleyeyim, bundan önce de hocamın söylediklerini bunu biraz daha soruyorum? Rakamlaştırayım. Bunu niye soruyorum? Günümüz açısından aktüel bir şeyi var. Biz yeniden Osmanlı'ya dönersek acaba aynı çöküşe uğrar mıyız? Şimdi çok daha müşahhas, yani somut şeyler söyleyeyim size. Bir kere son 600 yıldır İslam dünyasında doğru dürüst bir teknolojik icat yok. Bütün icatların %97-98'i Batı dünyasında. Çok azı da Japonya, Kore gibi, o da son 50 yılı kapsayan, dönemi içeren icatlar. Teknolojik icat insanlık tarihi bakımından çok önemli bir şeydir. İcat değil sadece, teknolojik icat. Çünkü yaşamımızı kolaylaştırır, yaşamımızı geliştirir. Mesela burada aydınlanıyorsak ampulün bulunuşuyladır. Şu kameranın bulunuşuyladır. Televizyon denen cihazın bulunuşuyladır. Cep telefonu dediğimiz, sokakta yürürken konuşabildiğimiz şeyledir. Bunların hiçbirisi bir İslam ülkesinde icat edilmedi. Son 500 yıldır, 600 yıldır. Niye? Nitekim, geleceğim. Şimdi hocamın saydığı kişiler gerçekten İslam'ın çok parlak bir dönemi vardı. Bir ara ilk 4 halife
gibi değil de hemen Abbasi'ye geçiş, Emevi sonrası diyelim. Yani 798-800-810 gibi, yani 9. yüzyıl, herkesin anlayacağı bir dille söyleyelim. 10. yüzyıl ile 13-14. yüzyıl arasında İslam'da da icatlar var. Matematikte var, cebirde var, kimyada var, fizikte var, var. Var oğlu var. Fakat son 600 yıldır tamamen bunu bırakmış İslam dünyası. Bir tane teknolojik icat yok. Her şey batıda. Amerika bile bir yüzde pay alıyor son 100 senesiyle. Mesela Edison tek başına 105 tescilli icadı şahsında barındırır. Thomas Edison'dan bahsediyorum. Ya bütün İslam dünyası bir Thomas Edison etmiyor bu hesaba göre. Etmiyor, gerçek bu. Şimdi Thomas Edison, adam 106 tane tescilli icadı var. Yani sadece ampulü icat edişi değil adam. Avrupa'ya gelin, 1500'lerden itibaren balonu buluyorlar, buharlı makineyi buluyorlar. İnsanlığı ileri götürecek anlamda. Yaşamı kolaylaştıracak anlamda. Şimdi birinci mesele bu. Tabii böyle olunca hal, silahlı kuvvetlerde de, orduda da adamlar öne gidiyor ve başlıyorlar Doğu dünyasını sömürgeleştirmeye. Mesela bir örnek verelim. Şarapnel. Şarapnel bir Fransızın adıdır. Şarapnel'in icadı savaş kaderini değiştirmiştir. Çünkü ondan önce top dediğimiz şey şöyle bir gülle atıyordu. Kime denk gelirse. O gülle kime değerse, diyelim dört kişiye mi çarptı, birini omzuna, birini koluna. Dört kişi saf dışı bırakıyordu. En son gittiği yerde gövdeden birine vurmuşsa onu öldürüyordu. Onun dışında bir tahribatı yoktu. Şarapnel ise, şarapnel denen bu Fransızın icadıyla düştüğü yerde patlıyor. Barutun içindeki parçacıkları saçarak etrafındaki 20 kişiyi, 30 kişiyi yaralayabiliyor, öldürebiliyor. Mesela Rus donanmasının, Osmanlı donanmasının Çeşme'de bir yakışı vardır. 220 parça Osmanlı gemisi yandı. Bir tane Rus gemisi battı. Komiktir. Meşhur Çeşme bozgunu. 1774. Galiba bir tek Cezayirli Hasan Paşa, işte sonradan amiral oldu galiba, değil mi? O oradan kaçar. Evet. Bir reform evet, yapar evet. Daha sonra. Orada tek özellik, onlar şarapnelli toplar attılar. Bizimkiler gülle vardı. Daha gelememişti. Mesela matbaa. Matbaa bize 300 yıl geç geldi. 300 yıl geç gelişinde Padişah 3. Ahmet matbaayı getirtti, kurdurttu burada İbrahim Müteferrika'ya. Macar dönmesidir. Ama meşhur Patron Halil isyanıyla, yani gavur padişah istemezük, gavur sadrazam istemezük, Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Tuttular, o matbaayı da perişan ettiler, kırıp döktüler. 35-40 yıl sonra bir daha matbaa gelebildi. Yani 1730 Patron Halil isyanıyla matbaayı bir fasıl tarumar ettiler. Yine aynı Sultanahmet Meydanı'nda, eski adıyla Et Meydanı'nda toplandılar. Dinimiz elden gidiyor diye bağırarak her şeyi yerle bir ettiler. Şimdi sizin sorunuzu da şöyle bağlayayım. Sonra da hocaya bu kısımla ilgili bir şey ben de sormak istiyorum. Şimdi Osmanlı Devleti'nde son 150-200 yılı incelediğinizde, başta saltanat ailesi olmak üzere, Osmanoğlu ailesi olmak üzere, yani Osmanoğulları bizzat olmak üzere, onlara yakın sadrazamlar, devlet ricali, yani üst düzey divanı oluşturan paşaların bir kısmı, evet, bakıyoruz ki sürekli bir yenilik, bir açılım, bir sizin dediğiniz anlamda ya da hocamın anlattığı anlamda akılın yolunu bulmaya çalışmış. Fakat bulmaya çalıştıkça 4-5 tanesi çok meşhur, ama meşhur olmayanların da bir 10 taneyi de katın. Karşılarında bir isyan duvarı bulmuşlar. Bu isyan duvarının da daima ortak sloganı şu olmuş: bize gavur padişah gerekmez, tahttan indirelim. İndirmişler kardeşini, indirmişler oğlunu getirmişler. Hatta size şöyle enteresan bir iddiada bulunayım. Osmanoğlu ailesi Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok mağdur olmuştur. Bu çok güzel anlatıldı artık. Bu konudan kompleks duymamamız lazım. Yani Atatürk mi haklıydı, onlar mı haklıydı? Buraları açtık. Kimin haklı olduğunu biliyoruz. Burada mesele şu, anlatmak istediğim şu. Bu aile Cumhuriyet'in mağduru olduğu halde, Osmanoğlu ailesi. Çünkü 48 saat içinde sınır dışı edildiler. Evet. Adam başı 2,000 lira verilerek her birine, 140-150 tane Osmanoğlu aile mensubu sınır dışı edildi. Çok dışarıda mağdur oldular. Bunu çok güzel kitaplar da yazıldı. Şah Baba yazıldı, işte şey yazdılar. Bu aile sonra 50'li yıllarda ilk Demokrat Parti iktidarında
çıkan bir yasayla kadınların gelmesine izin verildi. 1973 ya da 74'te yanlış hatırlamıyorsam Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan hükümetinin çıkarttığı bir yasayla erkeklerinin de gelmesine izin verildi. Ve hanedanın, eski Osmanoğlu ailesinin birçok ferdi buraya geldi. Hanımlar gelmişlerdi, Nesli Şah Sultan filan. Şimdi bugün o aileye sorun, birkaçı hariç. Bulun işte programlarda izliyorsunuz, bilmem ne Osmanoğlu diyor, Abdülhamit'in torunu diyor, Abdülhamit'in kızı diyor, kızı kalmadı da torunu diyor. Onlara tek tek sorun. Hatta geçenlerde Mehmet Ertuğrul'un bir demecini izledim. Onlar çoğunluğu der ki benim ailem de bizim ailemiz de Osmanlı Devleti boyunca akılcı, akılbağal vüzera ile daima bu Osmanlı Devleti'ne, yani bu topluma, bu Türk toplumuna, hatta tebaası altındaki Balkan topluluklarına, Afrika topluluklarına, Arap topluluklarına akılcı, çok daha teknolojiye yatkın, modern ve çağdaş bir ülke haline getirmek istedik. Fakat her seferinde benim sülalemden ya kelle gitti ya baş gitti. Hemen örnek vereyim. 3. Ahmet ve Nevşehirli damat İbrahim Paşa, padişah ve sadrazam, Lale Devri adı verilen, teknolojiye son derece yatkın, birçok şeyin yeniden yorumlanabileceği bir döneme soktular Osmanlı'yı. Tarih olarak 1712-1713. Tabii hep de şey anlatılır değil mi? Zevk-ü sefadan başka bir şey yokmuş gibi. Lale Devri'ni şöyle anlatırlar bize. Tarih kitapları bile öyle yazdı. Zevk-ü sefa devri. Herkes keyfinde. Mühim ilerlemelerin olduğu hatta bir dönem. Hatta neredeyse patron Halil haklı çıkacak şekilde anlatılır. Hamam telladır. Yardımcısı Muslu Beşe ile geldiler. 3. Ahmet'i tahttan indirdiler. Yani Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı pare pare ettiler. Hezar pare ettiler bin parçada. Parçaladılar adamın evet, cesedini. Kabakçı Mustafa isyanı dediğiniz 1807-1808, 3. Selim'i tahttan indirdiler. Slogan yine aynı. Bize gavur padişah gerekmez. Adamı indirdiler. Ertesi sene Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a geldi. 3. Selim'i tekrar tahta oturtmak için. Sarayın kapısına dayandılar. 3. Selim'i haremdeki odasında basıp paramparça ettiler. Öldürdüler. Yani demek istiyorum ki Osmanlı Devleti ve İslam dünyası, çünkü o yıllarda İslam dünyası deyince Osmanlı Devleti büyük ölçüde. Başka İslam dünyası biraz Afrika'da var. Evet. Biraz da doğuya gidin var. Başka yok. Arap mülkü falan hep. Tabii, ve Kuzey Afrika hep Osmanlı toprağı. Osmanlı çok gayret etmeye çalıştı üst düzey. Ama hep karşısında biraz önce saydığım patronal isyanı, Kabakçı Mustafa isyanı, bilmem ne kelle harekatı. Velhasıl bugün bile aile fertleri, bir tanesi dedi zaten, sanıyorum Osman Ertuğrul söyledi, dedi ki biz dedi çok perişan olduk, mağdur olduk ama dedi bu ülkenin bu modern hale gelmesini sağlayan kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür dedi. Bunu ona borçluyuz dedi. Onun için bana sorduğunuz soruya Osmanlı'da vaziyet neydi diye birinci cevabım budur. Yani padişahların büyük çoğunluğu yakın çevresindeki dar alandaki bazı vezirlerle Osmanlı'yı modernleştirmeye, çağdaşlaştırmaya çalışmışlardır. Karşılarında direnilmiştir. Hocaya sormak istediğim birinci konu bu. Acaba buna İslam mı el vermiyordu? Yoksa dönemin yorumcularının hepsi mi bu şekilde karşı çıktılar? Yanlış bir gelenekten kaynaklanan, diyelim ki Emevi geleneği, diyelim ki bir isim. Birinci bunu söylemek istiyorum. İkinci sebep de, yani Osmanlı Devleti'nde sebep değil de, Osmanlı Devleti'nde niçin teknoloji veyahut da neden sadece teknoloji değil, bu çağdaşlık, bu gelişme, bu akılcılık ilerleyemedi? Şimdi tabii en büyük sebebi bu oluşturuyor. Ama ikinci bir problemi daha vardı Osmanlı'nın. Batı'ya karşı teknolojik ve kültürel gücünü kaybederken, mesela adamlarda müzik ilerledi gitti, resim ilerledi gitti, biz de gravürde kaldı. İki boyutlu resimde kaldık biz. Adam üç boyutlu resme geçti. 1400-1500'den. Perspektifi buldu. Rönesans'tan sonra. Biz hala minyatür çizdik. Gibi gibi gibi. Yani kültürel ve teknolojik anlamda geri kalınca en büyük sorun şu geldi Osmanlı'nın başına. Para da kalmadı. Para sorununa girdi. Şimdi 16. yüzyılda, yani şu dizisini seyrettikleri Kanuni döneminde para gücü Osmanlı'nın bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerindeydi. Müthiş bir para gücü vardı. Mesela yardım olsun diye 200 bin altın gönderebiliyordu. Sırf hibe.
Ama son 200 yıla girdiğimizde devletin memuruna maaş ödeyecek parası kalmamıştı. Onu bırakın. 1800'lere kadar çoğu kez yeni padişah tahta oturduğunda cülus bağışı dağıtacak para bulamıyorlardı. Cülus dediğim askere tabii, dağıtılan maaş. Laf uzun. Özetle diyorum ki Osmanlı gayret etti fakat yapamadı. Karşısında genelde bu çizgiyi buldu. Bu çizgi niye geliyordu? Hocamdan bir böyle bir felsefi bir analiz istiyorum. Evet evet. Bir de para da bulunduğu halde yine işe yaramıyor. Demek ki daha derin bir sebebi var. Şimdi tesadüf değildir herhalde. Ayrıntı aslında teknoloji de bir ayrıntıdır. Yani ilk ayrıntı odur. Esas ana kavram akıl ve ilimdir. Teknoloji bir üründür. Hocam bu arada yalnız yaratan değer çok kısa bir akıl şey ve ilimdir. İlim derken bir ayrım oluyor. Mesela ilim deyince bazı çevreler sadece bunu hani bilim ve ilim ayrımı diye yapıyorlar. İşte ilim İslami ilimler veya şey yok, gibi. Yok kardeşim. Burada ben, bizim kastettiğimiz ayrı, bilimdir ben, değil mi? Felsefi manada alacaksın. Science veya hepsi işte, içine, knowledge. Evet. Science dediğimiz şey onun içine hepsi girer. Hı-hı. Yani ha şu ayrımı yaparsınız. Laboratuvar bilimleri. Bu literatürde vardır yeri. Veya pozitif bilimler diyor. Pozitif. Öbürü negatif mi? Yani hukuk negatif. Buna girmiyorum ben. Laboratuvar bilimleri yani determinasyona dayandırdığınız sebep-sonuç ilişkisiyle izah edebildiğiniz ilimler, laboratuvar bilimleri. Hayır, niye sordum biliyor musunuz? İlim Çin'de bile olsa gidin bulun dendiğinde hepsi. Diyorlar ki o dini bilimdir. Canım. Hadi, hadi dini canım, bilimi Çin'de niye arasın? Hangi aptal söylüyor onu? Söyleniyor. Olur mu öyle şey ya? Büyük Atatürk ilim ve fen diye ikisini hep birlikte kullanmıştır. Çünkü fen dediğiniz ilmin bir ürünüdür. Uygulaması, teknoloji. Gayet tabii. Osmanlı'da Hakan Bey'in dediği teknoloji, nerede teknoloji olacak? Altyapı, altyapı yok. Altyapı ilim. İlmin altyapısı ne? Akıl, işletilen akıl. İkisi de yok. O zaman teknoloji falan olmaz. Şimdi bakın Osmanlı dedi, Osmanlı üzerinden konuşalım. Hepsi için geçerli. İki şey yapacaktı. Tercih. Ya İslam'la bütün irtibatını kesecekti, başka bir çare arayacak. Yahut da İslam'ın gerçeğiyle tanışacaktı. Osmanlı bunların ikisini de yapmadı. Bugün Türkiye'yi getirdikleri yer de odur. İslam dünyasının debelendiği yer de odur. Eğer İslam'sa o zaman İslam nedir sorusunu sorup onun cevabına göre pozisyon alması lazım İslam dünyasının. İslam dünyasının geleneksel din kitaplarında din diye bellediği Kur'an'ın dini değildir. Eğer biz İslam'dan Kur'an'ın dinini kastediyorsak İslam dünyasında Kur'an'ın dini yok. Aklını işletmeyenler üzerine pislik indirir Allah diyen bir kitabın dini var mı? İslam dünyasının aklı prangaladığını konuşuyoruz. Kur'an'da böyle diyor. Şimdi bir şeyi hatırlatayım size. Mısırlı, bizim de seleflerimizin en önemlilerinden biri olan Muhammed Abdu. Düşünür, müfessir. Siz sık sık bahsedersiniz. Evet. Muhammed Abdu 1905'te öldü. 1905. 1860'lı yıllarda şu soruyu soruyordu İslam dünyasına. İslam dünyasının o yıllardaki perişanlığını tartışmaya gerek yok. Siz demin biraz çizdiniz. İşte Ziya Paşa'nın dediklerinin tablolaştığı yıllar. Diyor ki Abdu, durum ortada. İslam dünyasının durumu. Bu bir fenomen. Bu bir vaka. Bunu inkar mümkün değil. Şimdi şunu soracağız biz diyor. Bu perişan tablonun sebebi İslam mıdır, Müslümanlar mıdır? Yani somutta mıdır aranacak noksanlık, soyutta mıdır? Ben diyor şahsen
sebebin İslam olmadığı kanaatindeyim. Yalnız unutmayalım, Abdül İslam derken benim de söylediğim gibi Kur'an'ı anlar. Ve aynı Abdül bu asırda Müslümanların bir tek önderi vardır din meselesinde, o da Kur'an'dır diyor. Hı hı. Gerisine itibar edemeyiz. Edersek aynı çukura tekrar düşeriz. Şimdi sebep İslam değil, Müslümanlardır diyor. O zaman kafayı değiştirmek lazım. Geriye doğru gideceksin. Burada zorlanmak da mümkün değil. Niyet olsun yeter ki. Geriye doğru gittin mi neyi göreceksin? Bu geleneksel din kimlere acı çektirmiş, kimleri dışlamış, kimleri adam yerine koymamışsa onların mirasını irdeleyeceksin. Oradadır reçete. Reçete oradadır. Onu hiç irdelemiyor. Kendisini bugünlere getirenleri yüceltiyor. Onları revizyona tabi tutarak işi halledeceğini düşünüyor. Halledememiştir. Osmanlı da hep bunu yaptı. Hep bunu yaptı. O Koçu Bey Risalesi'ni düşünün. Layihalar dönemini daha doğrusu. Koçu Bey bunların en öne çıkanıdır. Ne diyor orada biliyor musunuz? Dinde muktedâ bihimiz olan Hanefi fıkhı. Ya bir yerde de bizim muktedâ bihimiz, yani dinde uymamız gereken, önder almamız gereken Kur'an dediğini göremezsiniz Koçu Bey Risalesi'nde. Bakın dönüyor dönüyor yine aynı çukura gelip düşüyor. Akıl zaten hiç geçmez. Şimdi bugün de kullanılan söylem. Gerçi ben iktisatçı gözüyle pek beğenirim efendim, o risaleyi de. Yani çok efendim, iyidir yani. Dine yamuk yaptığımız için, sahip çıkmadığımız için bu hallere düştük. Şimdi teorik olarak doğru. Demin ayetlerinden birini söylediğim Kur'an'ın dinini kastediyorsak bu söz doğrudur. Fakat sen din derken hangi dine sahip çıktın? Sen Muhammed'in dinine sahip çıkmadın ey Osmanlı. Muaviye'nin dinine sahip çıktın. Muaviye'nin dini Muhammed'in dini değil. İşte zurnanın zırt dediği yer orasıdır. Şimdi aslında İmam-ı Azam dedik, akılcılığın öncüsü. Şimdi İmam-ı Azam'ın hayatına bakın. Şehit olmasının arkasındaki nedene bakın. İki kere falan zindana atıldı galiba değil mi? Ya zindanı bırak, 70 yaşında zehirledi öldürdüler. Zindan ne ki? 25 yıl. 25 yıl. Hem Emevi İmparatorluğu tarafından hem Abbasi İmparatorluğu tarafından. Toplayalım, Arap izim tarafından. Yani İslam'ı bir Arap saltanat ideolojisine dönüştüren iki imparatorluktan da kahır çekti. Sonunda da katledildi. Şimdi İmam-ı Azam ya bizim Hanefi mezhebinin kurucusu. Evet, miras ortada. Şimdi Sünni İslam'ın en büyük imamı değil mi? İmam-ı Azam en büyük imamı demek. Evet. Vallahi ve billahi yalan söylüyorlar. İmam-ı Azam'ın mezhebine uyan falan kimse yok İslam dünyasında. İmam-ı Azam Emevilikle mücadele etmek dinin hem imanının hem ibadetlerinin icabıdır diyor. İbadetleri bırakın. İmanın icabıdır. Emevi ile mücadele edin diyor. Şimdi sonra Abbasiler aynı şeyleri yapınca onlar için de aynı fetvayı verdi. Ve onlarla mücadele etti. Parasıyla, puluyla, her şeyiyle. Peki İmam-ı Azam'ın egemen olduğu bir mezhep bunları hayata geçiriyor mu? Bunları telaffuz ediyor mu? Bunları kitlelere anlatıyor mu? Hayır. Peki nasıl oluyor da sen İmam-ı Azam'ın baş imamı olan olduğu bir mezhebin mensubu saliki oluyorsun? Yalan. Bunlar yalan. Nasıl Kur'an'ın mensubu olduğunu söylemesi yalansa İmam-ı Azam'ın mezhebine mensup olduğunu söylemesi de yalandır. Şimdi buraların irdelenmesi lazım. Bu iş kime düşüyor? Aydınlara düşüyor. Aydınlar ne yapıyor? İstisnalarına saygımı, tazimimi, hürmetimi burada ifade ederek söylüyorum. Ne yapıyor İslam dünyasının aydın geçinenleri? Yalını yiyor, suyunu içiyor,
ayaklarını uzatıp yatıyor. Oo, çok ağır oldu. Yalını yiyor deyince. Kardeşim, evet. Eğer aydın aydınlığını yapmıyorsa, hı, ben onun yediğine yemek der miyim? Yal derim tabii. Evet. Peki ama şimdi yine Hakan Bey size bir şey soracağım. Çünkü hoca çok önemli bir noktaya temas etti. Aslında Türkler belki de Orta Doğu tarihine özellikle girdikleri andan itibaren Hanefi mezhebinin ve değil mi, İmam-ı Azam'ın en büyük savunucusu olarak girdiler. Kendilerini o şekilde gösterdiler. Selçuklu da öyledir, Osmanlı da öyledir. Ama hocanın söylediği de bir gerçek. Yaratılan düşüncenin bundan bir alakası yok. Hanefi düşüncesinin özüyle. Fakat öbür yandan şu da var. İmam-ı Azam. Evet, İmam-ı Azam. Yani Hanefilik karnı çok geniş. Çünkü Hanefilik onu kastettim dediğin, yani tabii. 10 küsür asırlık bir miras. Onun içinde neler var, neler var. Ama İmam-ı Azam. Tamam, yani onun kurucusunun... Kurulanılan evet, tabiriyle tırnak içinde kurucu imam. Aslında İmam-ı Azam'ı kişi olarak alırsak, Hanefilik mezhebi diye kayıtlamazsak, İmam-ı Azam bütün İslam fıkhının kurucusudur. Burada da kimsenin bir tartışması yok. O da doğru. Yani bir defa bakın, tarih olarak Hicri 150'dir ölüm. Mezhepler tarihi açısından son derece yakın bir zaman. Ona en yakın olan Malikiliğin kurucusu 770 küsur işte. 767 be. 760. Yani, tam rakamı. Peygamber zamanında çok yakın zamanlar var. Gayet da yani. Peygamberin eşlerinden sütendiği söyleniyor. Yani tabiun sahabe görmüş İmam-ı Azam, o kadar yakın. Ona en yakın olan İmam Malik 179'dur onun ölümü. O da Emevi'den az çekmemiştir. Ama tabii o İmam-ı Azam dehasında, çapında bir insan değil. Ama niyetleri ve mesaisi bakımından o da muhteşem bir insan. İmam-ı Azam mezhepler fıkhının kurucusu. Akılcılığın öncüsü diyoruz. İmam-ı Azam İslam fıkhının kurucusu. Dolayısıyla İmam-ı Azam'ı sade Hanefi fıkhına hapsetmek de yanlıştır. Onun için ben demin Hanefi fıkhı demedim de Ehl-i Sünnet dedim. Tamam. Ben Ehl-i Sünnet mensubu bir adamım. Ama ben artık bunu kayıtlamak istiyorum. Ben İmam-ı Azam Ehl-i Sünnetine mensubum. Ben Muaviye Ehl-i Sünnetine haşa, bin kere haşa mensup değilim. Bunu niye kasten söylüyorum? Özellikle söylüyorum. Birileri çıksın da ya bu ne demek şimdi, ben Ehl-i Sünnet'tenim. Bunu iftiharla söylüyorum. Ama İmam-ı Azam Ehl-i Sünnet'indenim. Muaviye Ehl-i Sünnet'inden değil. Bu ne demek? İrdelesin biri bunu. Bunu irdeleyip de ne yapacağız? Onlar geçmişte kalmış. Adam diyor ki Allah bizi o işlere bulaştırmadı. Biz şimdi dilimizle niye o işlere bulaşalım? Ya şuna bakar mısınız? O zaman iki kere ikinin dört ettiği çarpım cetveline girdiği zaman da biz dilimizi o işlere bulaştırmamıştık. Şimdi de onun dışında mı kalalım? Kullanmayalım mı bu cetveli? Hakikat hakikattır. Evet. Yani hakikat bizi nereye götürüyorsa oraya gitmekten içtinap ve imtina edersek biz insan olmayız. Oluruz diyorsan işte o zaman deminki sorunun cevabını bulamayız. Bakın Osmanlı geldi. 40 tane daha bilmem kim gelse aynı kapıya çıkar. Siz temelleri koydunuz. Fakat bir de tarihteki veritelerle ilgili. Beyefendi, Kur'an ilgili beni oraya götürüyor. Eğer bu dini kitabı Kur'an'sa ve Cenab-ı Hak İslam denen dini bu 604 sayfalık kitabın muhteviyatı olarak bize göndermişse, bu kitap insanın ve dinin prospektüsü ise, o zaman bunları irdelemek zorundayız. Başka Kur'an'a gidemeyiz. Kur'an mezarlıkta mahkum olarak kalır. Ve bizi lanetlemeye devam eder. Bugün lanetlediği gibi. Şimdi bir soru gelmiş de o benim aklıma bir şey getirdi. Onun için onu Hakan Bey'e sormak istiyorum. Birisi demiş ki Mısır'ın fethinden sonra buraya 2000 küsür tane, artık sayıyı ben bilmiyorum ama öyle yazmışlar,
din adamı geldi ve başka bazı adetler. Hakikaten ben de yani iktisat tarihine falan baktığım zaman orada Mısır'ın ciddi bir Mısır... Yani Müslümanlar İslam tarafından fethi, hayır. Yoksa Napolyon Yavuz Sultan tarafın. Selim tarafından. Yavuz tarafından. Yavuz Selim tarafından fethinden sonra. Anladım. Mesela ben onu şeyde görüyorum. İnanılmaz bir Mısır modası oluyor. Bu kılıçlardan, şalvarlardan tutun da... Yani halifeliğin bize taşındığı sefer. O sıralarda da çok fazla sayıda Arap din alimi Mısır'dan buraya geliyor. Hakikaten sonrasına bakıyorsunuz ciddi bir muhafazakarlaşma dinde gözüküyor. Muhafazakarlaşma. Veya işte buna ne de... Araplaşma. Hadi öyle diyelim yani. Evet, aynen. Şimdi de ben bakıyorum... Bu mesela türban vesaire falan tartışmalarında da yeniden bir Orta Doğu'dan, Lübnan'dan veya işte Suudi'den bir yeni akım geliyor. Yani adeta ikinci Araplaşma gibi. Dolayısıyla mesele bir hocamızın anlattığı işin dinin temelleriyle ilgili yanı var da bir de işin bunu ağırlaştıran bir konjonktürel dönemi var galiba. Sizce böyle bir etki oldu mu ve yani günümüze benziyor mu bu? Anladım. Yani mesela şu anki AKP'nin İslam'ı evet Osmanlı'ya öykünüyor ama ne derece Osmanlı ne derece Suud yani. Şimdi bakın AKP filan diyorsunuz. Bir defa şunu tespit edelim. Hepsine saygımı ifade ederek söylüyorum. Alınmasınlar, gücenmesinler. AKP içinde şu meseleleri oturup konuşacağınız bir tane adam yok. Ya da birkaç tane vardır diye. Yok, şu anda yok. Hı. Mesela orada bir Mehmet Aydın vardı. Bakanlık da yaptı. Evet. Hiç bir diyeceğim yok. Hı. Benim de hocamdır. Bitti. Başka yok. Anlıyorum. Partili hatta olarak. O kadar yok ki. Mehmet Aydın da orada verdiler bir bakanlık. Ağzı fermuarlandı. Mehmet Aydın'dan beklenecek bir tane cümle söylediğini hatırlamıyorum. Bakanlığını yaptı, işini bitirdi, çekti gitti. Aksi olsaydı zaten oraya getirmezlerdi. Öyle anlaşılıyor. Evet. Şimdi, peki. Bugünkü AKP'nin içinde bırak bu meseleleri, tartışmayı. Bu meseleleri gazete yazısı düzeyinde, öyle ilmi makale filan, ilmi dergiler düzeyinde filan demiyorum. Gazete düzeyinde yani indire vulgarize edip yazsanız onları bile anlayacak adam yok. Siz o kadar aynen öyle diyorsunuz. Kusura bakmasınlar. İnsan olarak hepsini kucaklarım. Hiçbir diyeceğim. Aslında bir bakıma doğrusu. Aynen canım ne demek ben o mecliste 5 sene görev yaptım. Ya vulgarize etseniz de diyor bak vulgarize etseniz de. Gazete öyle yazılarını. Anladım. Siz bu meseleleri nasıl tar? Şimdi biz bir takım insanların dünyaya 3 defa daha gelmek şartıyla ancak halledebilecekleri şeyleri onlara bu gelişlerinde anlayın diyor. Anlamazlar. Evet. Ha bunu kabul ederler mi? Edenleri var, etmeyenleri var. Ben edenlerine rastladım ama etmeyenleri çoğunluktadır. İşte felaket de orada. Peki. Evet. Şimdi AKP'nin tezleri diyor vatandaş. Bunu alın CHP'nin tezleri diyeyim falanca hiç fark etmez. Ben burada particilik gibi ona asla tenezzül etmem. Kendimi müberra tutarım ondan. Ne tezi kardeşim? Ya tez kelimesi bu kadar müptezel, bu kadar leblebi mi? Tez demek tarihin önünde tarihin diyalektiğini işleterek, aklı ve bilimi işleterek varılmış bir takım İdrakler, anlayışların sistemle hale getirilmesi. Tez. Hangi tez ya? Kime siz tezin var? Ben ne diyorum size? Gazete düzeyine şu konuştuklarımızı ben gazete düzeyine indirsem. Köşemde yazsam. Bir de ilmi makaleler. Daha ilmisi kitaplarımda yazıyorum bunları. Onları geç. Bilmiyorlar. Gazete düzeyinde anlamış. Bile bunları... İndir vulgarize et. İşte o yüzden onu de, da anlamazlar. Tamam da işte o yüzden bu söylenenlere de ne zaten diyor bunlar ya? Zaten sıkıntının sebebi budur. Evet. Yoksa onlar da insan nihayet. Niye istemesin? O da ister. Yok. Evet. Ha şunu anlamaları lazım ama bak onu anlarlar.
Ya bizim eksiğimiz budur, biz bunu ikmal edelim. Niye acaba? Yani onu da mı anlamıyor? Onu anlar. Onun için alim olmaya gerek yok. Onun anlıyorum. İçin insani idrake sahip olmak yeterlidir. O da onlarda vardır. Hepsinde insan olarak. Hı hı. Aa, demek ki orada başka şeyler problem çıkarıyor. Ne olur bu problem? İnatlar olur. Çıkarlar olur. Evet. Koltuk olur. Ya bazı insan bilgiyi sevmiyor hocam işte. İlimi şimdi sevmiyor. Şimdi bakın birbirlerini suçluyorlar. Alim müsveddesi. Ya Rabbel Alemin, ya şimdi ne yapacaksın? Alim müsveddesi. Öyle mi değil mi? Yani bir defa bu yakışıksız bir tabir. Alim müsveddesi yakışıksız. Yani Sayın Başbakan'ın Fethullah Gülen o kadar değil. Ne söylediği laf. Şey, evet. Ama yani dönüp biri de sorar sana. Bunu deme gücü, dirayeti, birikimi. Yani sen vicdanen kendini bu lafı söyleyecek kıratta sayıyor musun? Müsvedde lafını seviyor başbakan. Herkese söylüyor. Evet, yani birinin dini veya başka ya bir sen dinsel şeyine, seviyesini oluyor. Evet. Yani. Değerlendirebilmek için herhalde o seviyede Yavuz olmak lazım. İsterseniz eski oradan Atatürk'e gelmek yani istiyorum da. Yani en azından da. Ortaklığınıza tamam. Saygı duyarak söyleme bunu. Şimdi hemen kısa bir iki not söyleyeyim. Yani şimdi bir kere Türkler İslam'ın aslında Arap dünyasının bakış açısıyla söylüyorum üvey çocuğudur. Yani onlar genelde bizi, şimdi bizden böyle İslam alimi de çıkar da, ama onlar bizi genelde toplum olarak şöyle görürler. Ya bunlar daha Orta Asya'dan yeni çarık sürüyerek gelmiş, bir şeyden haberi olmayan cahil cühela bir millet, bize bakış açılarını söylüyor. Benim gibi 5000 yıllık burada böyle bir din bana gelmiş, imam bana gelmiş, benim dilim Arapça dediğiniz dil dünyadaki iki zengin dilden biridir. Biri İngilizcedir, biri Arapçadır. Kelime çokluğu bakımında. Benim böyle bir üstünlüğüm var, bu kim falan diye bakıyor. Arap halkı değil, Arap halkı bilmez. Ama Arap aydınları, Arap üst düzeyi Türklere böyle bakar. Ne kadar zamandır? Biz buraya geldiğimiz 1000 yıldan beri. Şimdi bir kere Türkler problemli olarak Müslüman oldular. Yani Türklerin Müslüman oluşu 1000, 1020, 1030, 1040 filandır. Çünkü oradaki 24 olduğu tahmin edilen Oğuz boyunun bir tanesi, yani Kınıklar, güneye iniyor. Gazne Devleti sınırlarına giriyorlar. Orada işte çarpışmalar, sonra 1040 Dandanakan Savaşı. O bölgeye yerleşiyorlar ama şartlı İslam oluyorlar. Şartlı Müslüman oluyorlar Türkler. Hatta çoğu da olmuyor, kabul etmiyor. Türkler muhafazakardır. Eski dinleri olan Gök Tengri dini dediğimiz dini, şaman kökenli bir dindir bu. Sürdürmek istiyorlar. Hatta iddia edilir ki burası ilmen sabit değildir diye parantez açıp söyleyelim. Orta Asya Türk dinine uyum sağlasın diye Alevilik bir şekilde ihdas edilmiştir onlara denir. Mesela Şaman'ı dede yerine koymuşlardır falan diye. Öyle iddialar var i̇ddia, ama yani. İddia diye söyledim. Şimdi neticede Türkler bir kısmı geliştirdikleri Alevi mezhebi kendi geliştirdikleri. Bir de herkes şu hataya düşüyor. Dünyadaki Şii mezhebiyle Türkiye'deki Alevi mezhebinin hiç alakası yoktur. Hiç ilgisi yoktur. Alevilerin bakış açısından da gerçek İslam'ı ve Hazreti Ali mirasını Aleviler tabii şöyle netleştireyim. Ne demek istediğimi şöyle söyleyeyim. Savunur öyle. O anlamda evet. Şimdi bir tek ortak payda Hazreti Ali'dir. Evet. Onun dışında çok farklıdır. Ne anlamda? Şimdi mesela dünyada Şii mezhebi çok muhafazakardır. Ona değil de bu hani Araplaşma meselesine tekrar dönsek çünkü konu oradan dağılmadı. Ama bir iki cümle şimdi havada kaldı. Bakın dünyadaki Şiiler, İran mesela Şii. Evet. Çok muhafazakardır.
Sünniler ise daha moderncidir, daha çağdaşçıdır. Dünyadaki bizim dışımızda budur. Usta Hanım, sizin söz yeni geldi ama reklam zamanı da geldi. Aynı peki. Şekilde devam edelim. O zaman şu Türkler evet. ve İslam evet. başlığı sonra sizin sorunuz tamam. Yavuz Selim çünkü tamam. bağlantılı. Ondan sonra da Atatürk konusunu tartışalım önemli. Evet Sayın Seyirciler çok kısa bir reklam arasından sonra Atatürk'ün İslam açısından önemini de tartışacağız. Biraz sonra... Evet sayın seyirciler, yeniden karşınızdayız. Şimdi biraz sonra Atatürk ve onun inanç temellerini, İslam'daki temellerini konuşacağız ama ondan önce yarım kalmış bir konu vardı. Osmanlı'ya, Araplığın ve belki de Türkiye Cumhuriyeti'ne şimdi Arap düşüncesinin yoğun olarak girdiği dönemi anlatıyordunuz. Oradan da bunun bir adeta karşı tepkisi olarak aslında Atatürk'ün mirası. Ona geleceğiz. Ama onu bir özetlerseniz kısaca. Pekala. Şimdi ilk deminki bölümde şunu söyledim. Türkler İslam'ın aslında uzun bir süre üvey çocuğu olarak hı hı. algılandı, kabul edildi. Yani evet. bizden çok da haz etmediler açıkçası. Arap dünyasından bahsediyorum. Çünkü bilgi birikimi, İslam'ın bilgi birikimi, ilmi yönü daha çok Araplarda yoğunlaşmıştı doğal olarak. Çünkü İslam hı hı. Arap dünyasına hı hı. gelmişti. Ama ona rağmen yalnız hemen bir şey söyleyeyim. Hı hı. Siz devam edin. O öyle lanse ediliyor. Hiç öyle değildir. Hatta Arap dilinin temel lügatleri de dahil İslam'a Arap mirasın, ilim mirasının büyük babaları Türklerdir, mevalidir. Yani Türk illa Türk diye burada şimdi ulusalcılık yapmanın bir alemi yok. İmam-ı Azam Arap mıdır? İmam-ı Azam değil. Hayır, hiç değil. Bütün İslami ilimlerin, ilim şubelerinin lügat dahil. Şimdi tek tek veririz burada. Babaları, üretenleri, hı hı. Arap olmayan isimlerdir. Zaten Emevi'nin mevali dediğimiz Arap olmayan Müslüman unsurlara duyduğu kinin arkasında da bu vardır. Evet. Şu anlamda söyledim. Yani genel olarak sadece ilmi üreten insanlar anlamında değil de genel olarak toplumsal bakışları bu. Canım. Türklere babasının malı gibi görüyor. O anlamda söyledim. Babasının malı yani gibi hem görüyor. Hem dini, gayet tabii hem canım. Edebiyatı, hem kültürü hepsini tabii. babasının malı gibi görüyor Arap daha çok. Şimdi bir bunu anlattık kısaca. Gelelim Yavuz Sultan Selim'in 1516-17 sonrası Osmanlı'da Arapçılık akımı arttı mı ya da Sünni gelenek arttı mı diye. Şimdi orada şu var. Yavuz Sultan Selim olaylara çok da dini açıdan baktığını düşünmüyorum. Bir tarihçi olarak hadiseyi yorumlarsak. O Osmanlı Devleti'nin hem doğuda hem batıda hakim en büyük İslam gücü olmasını düşünüyordu. Ve ona kadar yani Yavuz'a kadar Osmanlı hep gözünü batıya dikmişti. Balkanlarda ciddi fetihler yapmıştı ve Anadolu'daki müstakil beylikleri birleştirmeyi hedeflemişti. Şimdi Yavuz'un tahta geçtiği tarih 1512'dir. 1520'de de öldü zaten. 8 sene kaldı tahtta. Yani bütün yaptıklarını 8 yıl içinde yaptı. Bakıyorsunuz bütün önemli seferleri doğuyadır. 1514 Çaldıran, 1516-17 Mercidabık Rıdaniye Memlukları yendiği savaşlar. Şimdi burada espri şu. Yavuz Sultan Selim devletin cihan şumul bir devlet olması için hilafeti yani halifeliği İstanbul'a getirmek istiyordu. Halifelik çeşitli politik sebeplerden ötürü aslında elden ele de dolaştıktan sonra 12. 13. 14. yüzyıllar boyunca 1500'lere gelindiğinde Memluklar'da kalmıştı. Yani Mısır'daki devlette kalmıştı. Son dönem Çerkezlerin hakim olduğu bir dönemdir ama aslında Memlukları kuranlar da oraya göç eden Türklerdir. Mesela o Kuduz, birçok ünlü var. Sultan Baybars. Onlar Türktür. Hep Haçlıları Kudüs'ten falan çıkan adamlar. Çoğunluğu da Kıpçak Türkleriydi galiba. Evet, Kıpçak Türkleri. Bravo. Çoğunluğu da Kıpçaktır bunlar. Şimdi
Yavuz Sultan Selim bu halifelik İstanbul'a gelmeli deyince nereden alacak? Gidecek Mısır'dan alacak. Memlukların elinden alacak. E Memluk'ta 400 sene, 300 küsür senelik çok kuvvetli bir devlet. Gerçi biraz onun da ölmüş örteni yok modunda. Yani bizim 1850'lerdeki halimizi yaşıyor evet. O sırada. İşte o seferi yaptı. Ondan sonradır ki malum işte Mekke'nin anahtarını getirdiler. Bütün Arap dünyasının anahtarları geldi. Çoğuna savaşsız girdi zaten. Sadece Memluklarla 3 tane büyük savaşı var. 2 tanesini toplum bilir daha çok. Mercidabıkları daha iyi bilirler. Sonra hilafeti aldı. Şimdi burada hiç yeri değil. Fakat Yavuz'un bir politikası da o zaman Anadolu'da çok yaygın olan ve ciddi de nüfus barındıran Alevi nüfusunu da sunnileştirmeye çalışmıştır. Devletin genel politikası olmasını istiyordu bunun. Yani bunun dini sebeplerle yaptığını da inanın düşünmüyorum. Tahmin de etmiyorum daha doğrusu. Ama böyle bir hamlesi olduğu biliniyor. Tabii ki Yavuz'dan sonra doğal olarak hem hala Türkiye'de birçok aile. Hamle de bayağı kanlı bir hamle oldu doğrusu. Elbette. Yani. Şimdi burada detaya girmeyelim ya, diye evet, yani evet, laf evet, lafa evet, açar. Evet, evet, evet. Oraya girmeyelim diye ben o zaten konumuz girmedim. Başka bir konu. Konumuz da değil. Şimdi burada problem şu. Sürekli Mısır'dan, Mekke'den, Medine'den sadece Yavuz Sultan Selim döneminde değil. Sonraki 200 yıl boyunca bu işi ciddi anlamda inceleyen, herkesin anlayacağı dille anlatıyorum. Aileler getirildi, yerleştirildi İstanbul'a. Merkez yapıldı yani İstanbul'a. Büyük Arap alimleri buraya getirildi. Tabii tabii. Şimdi hala şu anda mesela birçok aile var İstanbul'da. Belki 150-160 aile vardır. Onlar göbek eski şeylerini bilirler, jenerasyonlarını ve söylerler. İşte benim dedem der bilmem 1600'lü yıllarda Mekke'den gelmiş. Benim dedem bilmem İskenderiye'den, Kahire'den gelmiş. Anlatırlar köklerini. Hem bilgi ihracı ithal edildi hem de devletin ve toplumun sünnileştirilmesi için ciddi gayret sarf edildi. Yani ben buna devlet politikası bakımından bakıyorum. Hatası, günahı, sevabı Alevilere ne yaptı, yapmadı. Onlar başka konular. Sadece Alevilere de değil yani bir sürü başka mezhebe o sırada sert uygulamalar yapıldı. Avrupa'da da örnekleri şimdi var bunların. Bir şey daha söyleyeyim de konuyu bitirelim. Evet. Şimdi Yavuz Sultan Selim zaten çok sert mizaçlı bir adam. O kadar sert ki oğlu muhtemelen tepki olarak Kanuni Sultan Süleyman, onun biliyorsunuz oğlu, daha mutedil, daha sakin bir adam olarak yetişmiştir. İhtimal ki babasının o tavırlarını bildiği için diye düşünüyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz adı Selim. Yavuz onun lakabı. Yani böyle Yavuz bir adam diye. Yavuz diyorlar. Evet. Tutuk konuşur, kekemedir hafif ve o kadar sinirlidir ki divan toplantısında, divan toplantısı nedir? Bakanlar Kurulu bugünkü. Vezirler orada. Adam tokatlamış bir adamdır. Adam o zamanlar, bıçaklamış. O zamanlar galiba şey var. Meşhur laf beddua için Yavuz'a vezir olasın diyorlar. Onu da size bakın. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi ilginç bunu da duysun herkes. Yavuz Sultan Selim çok sadrazamını, veziri azamını hakikaten katlettirmiştir. Bir tane Murat Paşa var meşhur. Murat Paşa uzun dayanıyor. 8-9 ay dayanıyor. Fakat her olayda adam boncuk boncuk terliyor. Yani ha beni de katletti, ha beni de katledecek diye. Bir gün gene aralarında böyle hafif yolda bir gerilim oluyor. Murat Paşa terleri döküyor. Diyor ki padişahım diyor vereceğim bir can. Alın da ben de kurtulayım siz de kurtulun diyor. Yavuz Sultan Selim cevabı çok ilginç. Diyor ki adı da adamın Murat biliyorsunuz. Muradım odur lakin yerini dolduracak adam bulamam diyor. Bu kadar sert bir adam. Hepsini tüketmiş. Yani onun için o 8 yılda gerçekten Anadolu'nun sosyo-kültürel yapısını değiştirecek. Sonraki yüzyıllara da yansıyacak. Pek de iyi takım. Olacak bir iş olmamış galiba. Kimileri çok iyi oldu diyor. Evet, kimileri de yani. Üzülüyor ve yangın oluyorlar. Bakın köprüye adı Yavuz Sultan Selim kondu. Evet. Bütün Alevi camiası tepki gösterdi. Anlayabiliyorum. Peki hocam, ben şimdi baktığımda bu Atatürk'ün aslında Atatürk tabii onun öncesi de var. Atatürk böyle birden gökten inerek belirmedi ama büyük de bir değişimdir Atatürk. Yani öncesiyle de çok açıklanacak gibi değil. Belki de bu Arap İslamı'na bir tepki gibi çıktı diye bir bende his var. Doğru mudur? Ne kadar doğrudur? Atatürk'ün bir de İslami bir kökü var mıdır yani düşüncesinin? Mesela maturidik bakımından vesaire. Nedir bu hadise? Bir bunu aydınlatsanız. Gayet tabii canım. Tamam. Yani 5 vakit namazlı bir annenin çocuğu. Hı-hı. Ya İslami kökü var. Sonra hayır. Yani düşüncelerinin çocukluk, gençlik
günlerinden itibaren özellikle Mevlevi dergahlarına abone. Yani oradan, bu çok bilinen bir şey değil belki de. Bakın ben yeni duyuyorum. Oradan çok şey almış. Yani Mevlana'ya ileriki zamanlarda tekkelerin kapatıldığı zamanlarda dahi büyük bir rabıtası, bir bağlılığı var. Bütün kapılar kapansa da senin kapın kapanmayacak diyor. Ziyarete gittiği zaman. Şimdi o tarafı var. Bir defa Osmanlı Paşası. Yani Harbiye'de günde 5 vakit namaz kılmanın padişah iradesiyle mecburi olduğu üzere. Şimdi o hem Atatürk'ün şansı hem de şanssızlığı, tırnak içinde. Nasıl şanssızlığı? Kendisi cevabını veriyor. Diyor ki 1500 mevcutlu bir okul. Yüz küsür musluk var. Hatta belki 60 küsür. Yani öyle bir rakam. Ve diyor namaz vakti camide, cemaatte bulunmak zorundasınız. Bulunmazsanız rapor edilirsiniz. Peki bu 1500 öğrenci nasıl bu 100 musluktan 60 küsür veya 100 musluktan abdest alıp yetişecek? Onun için diyor birçoğu beni rapor etmesinler diye abdestsiz namaz kılardı. Yani din eliyle dinin ve özellikle Kur'an'ın şirkin en çürümüş, en yıkıcı şekli olan riyakarlığa din eliyle teslim ediliyor. Kimler teslim daha ediliyor? Daha yetişme aşamasında. Devleti omuzlarında taşıyacak, devletin güvenliğini teminat altına alacak Harbiye öğrencileri. Böyle bir düzen. Şimdi bakın din böyle çürütüldü. Bu din midir? Kur'an'ın gözlüğüyle bakarsanız bu dinsizliğin ta kendisidir. Şu. Ama bu din diye pazarlanmıştır. Ve bu din anlayışıyla yetiştirilmiştir. Harbiye'deki adamlar buna göre yetiştiriliyorsa gerisini siz düşünün. Peki efendim bu eşarilik, maturilik tartışmasında Atatürk, bir yeri var mıdır Atatürk bunun veya bunları, şimdi o mühim değil beyefendi. Atatürk'ün Atatürk din adamı, fakih falan, molla falan değil. Yani hayır, o mezhep bu. Ama Atatürk'ün daha 1920'li yılların sonlarında çağın en büyük İslam düşünürü kabul edilen Muhammed İkbal, Atatürk'ün Cumhuriyet devrimlerinin metafizik temellerinin İmam-ı Azam fıkhında olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Ben İmam-ı Azam kitabımın sonuna Atatürk'ün dünya aydınlarına verdiği o konferansı tercüme ederek koydum. Bizim aydınlarımızın bunlardan haberi yok. Ben İmam-ı Azam kitabını çıkardım. Vay, bu adam ne yapıyor ya? Bu Atatürk tutkusu bunu nerelere götürmüş? İmam-ı Azam'la Atatürk'ün ne alakası var? Git Muhammed İkbal'e sor bakalım benden 80 yıl önce ne alakası vardı diye. Kitabın sonraki baskılarına İkbal'in o konferansını 25 sayfalık bir bölüm yaparak koydum ki bu aklından tamam, zoru olan mağluller görsünler. Yani bunu Yaşar Nuri yapmadı, bak İkbal yaptı bunu. Şimdi Atatürk kendi işini yapıyor. Ne yapıyor? Akılcılık diyor. Atatürk'ü bir kelimeye indirin, akılcılık. Bunu yaparken çoğu zaman ne yaptığının farkında da değil. Fakat biz ilahiyatçı olarak işe bizim zaviyemizden baktığımız zaman ne görüyoruz? Atatürk'ün yaptığı ve özellikle o Cumhuriyet devrimleri İmam-ı Azam'ın hasretini çektiği ama yapamadığı, faturasını hayatıyla başıyla ödediği o hasreti hayata geçirmiş Mustafa Kemal. Mustafa Kemal fıkıh mollası olduğu için, ilahiyatçı olduğu için veya
dinden yürüyerek bunu yapmış değil. Tarihin diyalektiği ona yaptırdı onu. Tarihin diyalektiği misyon yüklediği insanları onlar farkında olmadan da bu şekilde kullanır. Kullanmıştır. Ama yaptığı iş din açısından da mübarek ve mukaddes bir iştir. E şimdi bunları göreceksiniz. Bunları görmeden ne İmam-ı Azam'ı bugünlere reçete üretmek üzere bir yere oturtabilirsiniz, ne Cumhuriyet devrimlerini anlayabilirsiniz, ne Atatürk'ü anlayabilirsiniz. O zaman ne yaparsınız? Emperyalizmin üflediği düdüğe göre Atatürk düşmanlığı yaparsınız. O da sizi ben onun mezhebine mensubum dediğiniz İmam-ı Azam'ın da örtülü ve farkında olmayan düşman haline getirir. Bugün İmam-ı Azam'ın mezhebine mensup olduğunu söyleyenlerin büyük kısmı İmam-ı Azam'ın fikriyatının düşmanıdır. Şimdi bu paradoksu aşmadan siz nasıl Müslümanların meselelerini halledeceksiniz? Bakın, onu da getireceğiz gündeme. O yazıyı daha yazmadım. Tarih 5 tane deccalden bahsediyor. Belgeleriyle önümüzde. Allah Allah, 5 tane. 6.'sı da vardı, onun adını şimdi telaffuz etmiyoruz. Onu ileride tarih telaffuz edecektir. Ona biz şimdi girmeyelim. 5 tane. Bunların birincisi kimdir biliyor musunuz? Hazreti Muhammed. Hristiyanlar herhalde bahsediyor. Evet, tabii. Kilise için Hazreti Muhammed tarih sahnesine çıktığı ilk günden beri Deccal olarak anılmıştır. Antikrist dedi. Evet. Antikrist. İsa karşı. Tabii ya, İsa yani karşı. İsa'nın başına bela olan demektir. Yani i̇şte Deccal bizdeki tabirle. Evet. Amiyane Türkçeyle Deccal. Tercümesi budur. Evet. Deccal budur. Ve Deccal fikrinin babası da kilisedir. Paulus Kristolojisidir. İslam'ın vahyi verileri içinde Deccal Meccal diye bir kavram yoktur. Hayır. Ben yani Kur'an'da yok hakikaten. Kur'an'da da yok. Sağlam hadislerde de yoktur. O hadislerin tümünün güvenilir olmadığı hadis uleması tarafından hükme bağlanmıştır. Bunu millete sokaktaki adamlar peki o zaman bunu. Hocam hemen yanına başka bir şey sorayım. Deccal sıklıkla Mehdi ile karşılaştı. Gayet tabii. Mehdi var mıdır? Efendim, gayet tabii. Siz Deccal'ı yarattınız mı, onun karşısında bir de Mehdi lazım. Yani kimdir o Mehdi? Mehdi ile Deccal geliyor, en son İsa Mesih Deccal geliyor. Deccal olarak sövdükleri adama karşı çıkan, onun üzerinden siyaset yapan da Mehdi olacaktır. Peki İslam'da gerçek anlamda Mehdi yoktur diyorsunuz o zaman. O da yok. O da yok diyorsunuz. O da yok. O kelime de yok. Şimdi o değil meselemiz. Şimdi Deccal bir numaralı Deccal kim? Hristiyanlara göre Hazreti Muhammed. Şimdi ben burada dincilik kitabında bu Deccalları inceledim. Bakın şimdi Deccallar serisini. İkinci Deccal kim? Vallahi bilmiyorum. Kim? İmam-ı Azam. Ha, İmam-ı Azam. İmam-ı Azam yaşadığı dönemde deccallıkla itham edilmiştir. Ve mesela denmiştir ki İmam-ı Azam hayatı boyunca Medine'ye gitmedi. Ha, çünkü deccal oraya giremez. Evet sayın seyirciler, maalesef teknik bir sorundan dolayı birkaç dakika sizden ayrı kaldık. Buradaki konuşmalarımızı başa sararak oradan tekrar gelelim. Ya bu donma nasıl bir iştir? En hayati mesajları vereceğimiz yerde donmalar oluyor. Evet efendim, telekinetik saldırıda bulunuyorlar belki de. Hava çok soğuk canım, hava çok soğuk. Şimdi evet, deccal konusunu konuşuyorduk bakın, oradan. Bakın 5 tane deccal tarih. Tekrar edersek evet. Tırnak içinde bizim önümüze koyuyor. Yanlış bunlara, anlaşılma olmasın, Hristiyanlar veya Müslümanlardaki bazı bunlara kavram. İyi bakacaksınız. Bu deccallar Müslümanların kaderi bakımından tarih yaratan, Müslümanlara boyut değiştirten insanlardır. Başta peygamberleri. İlk deccal kilisenin ilan ettiği tırnak içinde deccaldır. Haşa, Hazreti Muhammed'dir. Kilise Hazreti Muhammed Aleyhisselam sahneye çıktığı günden beri onu deccal diye anmıştır. Evet.
orada dondu mu bilmiyorum, Antikrist veya Antikrist Fransızca telaffuz. Ha, Antikrist dedikleri şey evet. Deccal bizdeki lisandaki. Hazreti Muhammed'dir. Düşünün, oradan başlıyor. İkinci Deccal İmam-ı Azam. Onu Müslümanlar Deccal ilan etti. Müslüman geçinenler. Efendim İmam-ı Azam Deccal dinin bu Deccal'dan kurtarılması lazım. Öldüğü zaman demeç veriyorum. En ünlü meslektaşlar Ebu Hanife öldü diyorlar. Oh diyor. İslam'ın şah damarlarını bir bir parçalıyordu. Öldü, kurtuldu Müslümanlar. Analar İslam'ın başına böyle bir bela doğurmadı diyor adam. Şimdi İmam-ı Azam. Ve imansız öldüğüne hükmetmişlerdir. İmam-ı Azam'dan 104 sene sonra ölen ve Kur'an'dan sonra en büyük kitabın sahibi olduğu söylenen Buhari de bunu yapanların içindedir. Buhari de Kitab-ı Zuhafasında ve Tarih-i Kebir'inde İmam-ı Azam'ın imansız öldüğünü söylemiştir. Bunları saklayamazsınız. Bunları bilecek Müslümanlar. İkinci Deccal o. Evet. Efendim İmam-ı Azam hayatı boyunca Medine'ye hiç giremedi. Hemen bir hadis unutmuşlardır. Emevi imel bunları. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki Deccal Medine'ye giremez. İşte onun için giremedi. Budur. Minareyi çalmadan evet. Kılıfı hazırlatmış. İmam-ı Azam bu ithamla yaşadı. 25 sene zindanlarda, sonra da katledildi. De ikinci Deccal. Üçüncü Deccal kim? Şu dincilik kitabını ben bizim insanımızın okumasını istiyorum. Bu dincilik kitabı kaçıncı baskı bu elimde? 5. baskı. Ama bu dincilik kitabı beklenen, yapması gereken etkiyi yapmamışa benziyor. Bundan çok sonra çıkan kitaplarım var benim. 15-20 baskı yaptılar. Bu dincilik kitabı niye 5. baskıda kaldı? Burada hayati mesajlar var. Burada bu bir deccalları veriyorum. Üçüncü deccal kimdir biliyor musunuz? Selahaddin Eyyubi. 260 yıl Müslümanların üstüne çullanan şeytani haçlı tasallutunu Müslümanların başından atam o muhteşem kumandan. Tarihin hem muhteşem kumandanı, ben ona kral filozof diyorum, hem de tasavvuf tarihinin verileriyle en büyük dervişi tarihi. Öyle bir adam. Onu da deccal ilan ettiler. Kim? Kilise. Dördüncü Deccal Fatih Sultan Mehmet. İki papa tarafından Deccal ilan edildi. Çağ açıp kapayan, 25 yaşında çağ açıp kapayan, Bizans'ın yumruğu altında tarihe gömüldüğü biliniyor. Onu da kilise Deccal ilan etti. Ordularına Deccal oldu. Beşinci Deccal kim? Bakın dikkat edin. Evelallah kim? Evelallah Atatürk. Böyle derler. Bu şeye göre. Mustafa Kemal Atatürk. Bizans'ı tarihe gömüp oraya kelime-i şehadeti getirip oturtanı Deccal ilan eden zihniyet gemilerini Bizans'ı tekrar geri getirmek üzere Haliç'e demirledi. O gemileri oradan geldikleri gibi kendi tabiriyle sürüp çıkardı. Ve Türk insanının yatak odalarına kadar girip ırzına, namusuna, dinine, imanına tecavüz edenleri köpekler gibi süründürerek sürdü attı Anadolu'da. Onu da Deccal ilan ettiler. Fakat bu sefer akıllandı Haçlı kodamanlar. Dediler ki bu defa Mustafa Kemal'i kendi dindaşlarına, ırktaşlarına Deccal ilan ettireceğiz. Biz yaparsak etkili olmaz. Millet dinlemiyor. Şimdi evet. Hocam lafınızı unutmayın. Bu konuda ilginç bir söylem vardır Anadolu'da. Hatta derler ki işte Deccal'ın bir gözü şey olacakmış ya. Atatürk'ün de bir gözü böyle hafif şehladır. Bozuk olduğu için zaman içinde kaymış. Zaten diyorlardı ki
30-40 yıl önce. Onun da neden olduğunu Trablusgarp'ta şarapnel geldiğinden diyorlar ki ama. Bir gözü de zaten böyle yamuk yamuk bakıyor. Bak bu deccal deccal. Yani kendi dininden olan hakikaten ve kendi milletinden, ulusundan olan insanlara deccal dedirttikleri. Efendim şimdi bakın kendileri bu bir şerefsizliktir. Kendileri kendi söylemlerinde sadık değiller. Deccal bir tane gelir ve bu iş biter. Gelecekse şahit olur. Evet yani ya İmam-ı Azam dediniz. Olmadı. Sonra kilise Selahaddin Eyyubi dedi. Siz ona katılmazsınız. Tamam. Sonra Fatih. Ona da Mustafa gerisi dört tane daha var arkada. Şimdi İmam-ı Azam da var. Buna, yarın başka çıkacak. Şimdi altıncı Deccal de telaffuz ediliyor. Edilmiyor değil. Onu tabii ileride tarih değerlendirecek. Hmm. O bugün daha değerlendirilme zamanı anlıyorum, değil. Anlıyorum. Anladım. Şimdi işe yarar kaç tane adam varsa Deccal ilan edilmiş. Şimdi bunlar tarih kayıtlarına geçmiş küresel Deccallar. Ama İslam dünyası yerel olarak, mahalli olarak 30'a 40'a yakın Deccal ilan etmiştir. Ve 30'a 40'a yakın da otomatik olarak Mehdi ilan etmiştir. Nerede bir donu düşük, kıllı burun, meşin surat varsa var, doğru. Mehdi. Kendini Mehdi ilan etmesi için bir Deccal bulması lazım. Değil mi? Tabii. Yani Deccal ilan etmenin esas sebebi birinin Deccal olmasından veya olma ihtiyacı o değil. Adam kendini Mehdi ilan edecek. Onun için bir Deccal lazım ona. Bulması lazım. Şimdi bakın Deccallara. Bunu niçin anlattık? Deccalları ayrıca anlatacağız. Orada söylenecek daha çok şey var. İşe yarar ne kadar adamı varsa dışlamıştır. Ya Deccal diyerek dışlamış, ya mülhit diyerek dışlamış, ya zındık diyerek dışlamış, yahut kafir diyerek dışlamış, bir şekilde dışlamış. Molla Lütfi'yi astılar. Şimdi Osmanlı'dan demin konuştunuz. Yavuz'dan konuştunuz. Bakın şimdi. Molla Lütfi'yi kimdi efendim Molla Lütfi? Molla Lütfi Osmanlı'da yaşadığı dönemde zamanın Sokrat'ı diye anılan, işte akılcılık dedik ya, ilimci ve akılcı, dahi bir adam. Fakat eleştiriyor. Hatipzade diye bir şerefsiz molla bir fetva veriyor aleyhinde. Kullandığı argüman da nedir biliyor musun? Namaza yatıp kalkma dedi. Şimdi Molla Lütfi derste anlatıyor, namazı anlatıyor. Diyor ki, yani Maun suresinde eleştirilen namazı düşünün. Diyor ki namaz işte böyle olursa namazdır. Yoksa yatıp kalkmaktan ibarettir. Tamam. Namaza yatıp kalkma dedi. Hemen fetvaya bağlıyorlar. Hemen fermana bağlanıyor. Mürtet ilan ediliyor ve kapıyor. Şimdi Yavuz İbni Kemal'le yemek yiyor. Sarayda. Şeyhülislam mıydı? Evet. Meşhur. Evet. En büyükleri. Evet. Diyor ki bire Şeyhülislam diyor. Üstad. Molla Lütfi ki senin tilmizin idi, öğrencindi. Ol toprak altında yatır, sen cihan padişahının sofrasında çeşitli nimetlerle telezzüz edersin. Bunun esbabı nedir? Bir gariplik var burada. Yavuz bunu çapına uygun bir perdeden çok sarsıcı bir soru soruyor. İbni Kemal de tabii onun da çapı var. O da o perdeden cevap veriyor. Çok kısa. Sultanım diyor, hasedi akrana kurban gitmiştir. Yani meslektaşlarının hasedine kurban gitmiştir. Bu Hatipzade verdiği fetvayla Molla Lütfi'yi astırdığında tarihin en büyük namussuzluk belgelerinden biri olan şu sözü söylemiştir.
Diyor ki hüküm infaz edildi mi? Edildi diyorlar asıl. Oh diyor ya Rabbi şükür. Saraya takdim edeceğim kitabım Molla Lütfi'nin tenkidinden kurtuldum. Tenkit edeceğim. İşte olay böyle gidiyor bizim Müslüman tarihimiz içinde. Bu deccallar olayına ayrıca gireceğiz. Çünkü beş deccal üstüne yazımı yazacağım. O eskiz olarak duruyor. Gündem yüzünden bir türlü sadede gelemiyorum. Altıncı deccali de ileride tarihçiler yazacak ve aydınlar yazacaklar tabii. Valla şimdi şu sıralarda bir aktüel yani güncel bir mesele de oldu. Fenerbahçe Atatürk'ten ceza yedi. Ay şimdi oradan oraya nasıl ineceğim ceza? Hayır hatırlatarak. 150 şimdi, basaklı merdivenden pat aşağı. Niye bunu söylüyorum? Şimdilerde artık Atatürk'e hakaret etmek galiba bir şey ya dolaylı ya doğrudan. Sizin bir teziniz var. Diyorsunuz ki İslam dünyası ne çektiyse Atatürk'e ihanetin dolayısıyla çekti. Bu da örnek olarak yani geçti. İhanet, bu Deccallar serisi gibi ihanetler serisi de vardır. Atatürk son perdesidir onu. O zaman şu Fenerbahçe'den önce bana soru gelmiş. Yok, bu Fenerbahçe sadece şey olarak örnek. Son biri ihanet gibi yani. Yani Atatürk'e hocam, ihanet akla ihanet. Yoksa Atatürk'ün kişi olarak soru şahsı olarak değil. Gelmiş, şimdi bana 2-3 tane Twitter'dan ve Facebook'tan aslında benim de o soru geldi hakikaten aklıma. Hı-hı. Soracaktım da laf uzamasın diye girmeyeyim dedim ama merak ediyorlar. Şimdi hocam ben zannediyordum ki sadece Emevi dönemini böyle kötü yani İslam'ın kötü yorumlandığı bir dönem olarak hayır, kabul ediyor. O teorik temellerini anladım, attı. Anladım. Şimdi birkaç lafından anladık ki izleyici de anlamış ki 780-790 yani 800'lü yıllardan sonra da Abbasiler hakim oldu. Anladığım kadarıyla hocam Abbasi'yi de kötü yorumcu olarak kabul ediyor. Aynen. İmam-ı Azam Abbasiler aslı. Evet evet. Yani tabii, Emevi'yle tabii. Mücadele etti. Tabii ki. Abbasilere gönül bağladı. Dedi ki bunlar gelirse bunlar hanedan-ı ehli beyte saygılı. Hı-hı. Bunlar insan haklarına da saygılı olurlar dedi. Ve ilk halifeleri Seffa'a da biat etti. Sonra Seffa'nın icraatını görünce dedi ki ya sizin Emevilerden farkınız. Evet. Siz de İslam'ı Arap ideolojisine dönüştürdünüz. Ben size de karşı çıkarım. Evet. Evet. Ve İmam-ı Azam'ın o meşhur verilen büyük görevleri, devlet görevlerini maliyenin başına getirilme, başkadılık bilmem hepsini reddetmesi Abbasiler dönemindedir. Ve Asan da Abbasi halifesi Mansur'dur. Ebu Cafer el Mansur'dur. Mansur değil mi? Harun Reşid'in babası mı? Yani Asar dediğim saraya çağırdı. Zehir zorla içirdiler. Tabii. Ve katletti. Şimdi şunu soruyorlar. Ebu Müslim'i ben de öldüren onlar değil mi? Yani, Aynen. Evet. Şimdi ben de şunu merak ettim. İzleyici de onu merak etti. 3-4 kişi sorunca sorayım dedim. Şimdi 4 halife devri bitiyor. Emevi başlıyor. Bitiyor. Abbasi başlıyor. Sonra kaybolup gidiyor zaten İslam yönetimi. Peki diyorlar. Emevi tradisyonunu yani geleneğini karşıt sayacağız. Abbasi geleneğini karşıt sayacağız. Dört halifede zaten farklı bir şey yok. Yani peygamberin hemen sonrası peş peşe dört halife. Neyi kriter alacağız diyor. Kim diyor İslam geleneğini ya da söylemini sizin anlattığınız i̇şte, manada geliştirmiş? İşte geliyor mesele tevhid ve şirk ayrımına. Bu, yaklaşık da 8-10 dakika. Bu, anlatabildim değil mi? Kusura bakma gayet iyi anladım. Bu kimse alınmasın. Onları itham etmiyor bu. Hı-hı. Bir gerçeği anlatmak için söylüyorum. Evet. Kusura bakmasınlar. Evet. Bu müşrikleşmiş, farkında olmadan müşrikleştirilmiş bir kafanın sorusudur. Öyle mi dersin? Evet. Ama hakikaten öğrenmek için. Efendim gayet tabii. Ediyorum. İyi niyetinden hiç şüphem yok. O ne yapsın? O hale getirilmiş. Şimdi İslam, Kur'an bize anlatıyor. Neyi anlatıyor? Evvela diyor, evet. İlkeleri egemen kılacaksınız. Soranlara kişileri değil. Kişi olarak eleştirilmezlik vasfı olan tek insan Hazreti Peygamber'dir. Kur'an'a göre o bile eleştirilir. Ve Hazreti Muhammed'in kendisine göre o bile eleştirilir.
bana vahyedilenler dışında ben de sizin gibi bir insanım diyor. Evet. Ben de hata yaparım. Ve defalarca yapılan uyarılara göre değiştirmiştir söylediklerini. Sahabe bu terbiyeyi almış Hakan Bey. Evet. Resul-i Ekrem konuştuğunda sahabenin kafasına yatmıyorsa şu soruyu soruyor. Ey Tanrı elçisi, bu sana Rabbinin gönderdiği bir vahiy midir, senin fikrin midir? Benim fikrimdir diyorsa yanlıştır diyor. Mesela Bedir Savaşı gibi bir kader savaşında askerini yerleştirmiş. O kahir müşrik ordusunu bekliyor. Savaş olacak. Kader savaşı İslam'ın. Öyle bir kader savaşı ki ya Rabbi bu savaşı kaybedersek şu bir avuç insan yeryüzünde artık sana şanına yakışır şekilde tevhide göre ibadet edilmez diyor. Öyle bir kader savaşı. Yerleştirmiş askeri. Sahabi geliyor. Diyor ki ya Resulallah bu yerleştirdi bu strateji sana Rabbinin bir vahyi midir, senin fikrinin bir ürünü müdür? Benim fikrimin ürünüdür. Yanlıştır diyor. Böyle savaşırsak kaybederiz. Peki sen fikrini söyle diyor. Bakın şimdi. Bedir'de. Bakın şimdi. O peygambere uyduğunu söyleyen bugünkü öncülere, kitle öncülerine bakın bir de. Hı hı. Bedir. Çocuk oyuncağı değil. Sen söyle fikrini diyor. Şöyle şöyle yerleştirin diyor askeri. İşte kuyuları şöyle şu tarafa alın. O su lazım olacak. O belirleyici olacak. Şöyle yapın. Okçuları şuraya verin. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ya koca peygamber. Yapmış, yerleştirmiş, haklı savaşacak. Yani. Diyor ki sen haklısın. Ve değiştiriyor askerin kurumunu. Tabii. Bu terbiyeyi almış. O bile eleştiriye açık. Onun açık olmadığını varsayalım. Kur'an ne diyor? Kişiler değil, ilkeler egemen olacak. Şimdi vatandaş soruyor, kimi esas alacağız? Hangi imparatorluğu? O öyle, bu böyle falanca. Bakın. Bu Emevi şeytanlarının bir dayatmasıdır. O soru oradan geliyor. Vatandaş saf, temiz niyetli ama farkında değil yediği kazığın. Kur'an'ı esas alacaksın. Ben 30 yıldır bağırarak bunu söylüyorum. O zaman açıkça Emevi ve Abbasi bu işi yanlış yorumlayıp yanlış bir gelenek geliştirdi diyorsunuz. Net olarak. Ya yanlış ne demek ya? Arap ideolojisine dönüştürdüler dini. Ve manifestoyu o Arap saltanat ideolojisini tahkim edecek şekilde kendilerine göre oluşturdular. O zaman bugünkü bilinen dünya üzerindeki İslam geleneği tamamen o ikisine dayanıyor. Kur'an'a giderek hepsinin tasih edilmesi. O zaman şu an dünyada da bir sorun var demek istiyorsun. Çok ciddi sorun. Ha, şimdi. Şimdi ihanet dedin demek. Tam oraya bağlayarak söyleyeyim. Makamdan öbür makama bağlayalım. Evet, son 3-5 dakikamız da kaldı. Evet. Toparlarsak ya. Kur'an diyor ki bakın çok enteresandır. Ey müminler. Allah'a, Resulüne ve emanetlerine hıyanet etmeyin. Niye bu uyarıyı yapıyor? Hitap müminleredir. Ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Hiç kimse o yana bu yana kıvırmasın. La tehunullâhe ve resûle ve tehunu emanatiküm ve entüm ta'lemûn. Sonradan olanlara siz bakacak olursanız bilip zaten durduğunuz halde bu emanetlere hıyanet edersiniz diyor. İtham da var. Sade uyarı yok. Hangi hıyanetler, hangi emanetlere hangi hıyanetler yapılmış? Bunu da bir gün konuşalım. O hıyanetlerden biri de akla ihanettir, hıyanettir. Mustafa Kemal'e hıyanet de akla ihanetin içindedir. Mustafa Kemal'in şahsına ihanet etmişsin. Bir fanidir, kendi de söylediği gibi naciz vücudu toprak olur gider. Ama Mustafa Kemal bir idenin işletilen aklın mümessili ise ve Mustafa Kemal eşit işletilen aklı koyuyorsanız ortaya
o zaman ona ihanet üzerinde duracaksınız. Ben burasını Atatürk rozeti takmış adamların anı. Ben Atatürkçü falan değilim beyefendi. Yani herkes bunu böyle söylüyor. Ben Atatürkçü falan filan değilim. Ben akılcıyım. Mustafa Kemal eşit akılcılık olduğu için beni araştırmalarım, tetkiklerim, ilmim, irfanım o formülü tespite götürdüğü için evet ben o zaman Mustafa Kemal'ciyim. Yoksa bana ne Mustafa Kemal deniyor? Mustafa Kemal benim halamın çocuğu falan filan değil. Dedem medem falan da değil. Ama ben şu kitabın müminiysem bu kitap bana diyor ki işletilen akıl. Ben İmam-ı Azamcı mıyım? Kur'an bana diyor ki ben Muhammedciyim bile diyemezsin. Dersen dinden çıkarsın diyor. Bunu laf olsun diye söylemiş olabilirsin ama dikkat et diyor. Çünkü Kur'an'ın dini Allah'ın dinidir. Muhammed'in dini değildir. Muhammedci falan da değiliz biz. Biz Müslümanız. Kur'an müminiyiz. Aynen bunun gibi. Mustafa evet. Kemalci veya işte Kemalist falan. Ben kendimi asla böyle tarif etmem. Bu arada biz Cumhurbaşkanlığı seçimi, siyaset filan biraz girecektik. İkinci bölümde haftaya kalsın o zaman bu durumda. Gayet tabii. Yazın Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Mart'ta seçim var. Bir hiç değilse biraz da olsa siyasete girecektik hadi. Ama... Şimdi Cumhurbaşkanı dedim bir şey söyleyeyim orada. Şöyle bir zihinlere bir nüve bir verelim bunu. Türkiye'nin bugün maruz kaldığı, acısını çektiği en büyük yara, en büyük dert bana göre. Benim sözüme itibar edenler için bunun bir manası vardır. Ben söylüyorum milletimin bir ferdi olarak. Atatürk mirasıyla İslam mirasının birbirine düşman gibi gösterilmesi. Ben bunu biraz daha netleştiriyorum. Muhammed ile Mustafa'nın birbirinin düşmanı gibi gösterilmesidir. En büyük yara budur. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle eğer Türkiye bu yarayı tedavi etmezse, yani Muhammed ile Mustafa'yı kucaklaştıracak, bu iki mirası kucaklaştıracak bir dirayeti çankaya çıkarmazsa Türkiye'nin ve dünyanın önünde Türkiye'nin çekeceği çok büyük ıstıraplar olacaktır. İşte yani orada formül bu var şimdi da. Şimdi debelendiğimiz ıstırapların 40 kat beteri gelir. Evet. Son 1-2 dakikamız kaldı. Evet. Son bir söz karşılıklı söylerseniz. Evet. Şimdi yani madem gelmişken Cumhurbaşkanlığından gidelim. Şimdi ben bu 30 Mart seçimlerinin AKP iktidarı için biraz kırılma noktasının başlangıcı olacağını düşünüyorum. Yani geçen gün bana sordular Tokat mı sillemeyecek falan dedim. Yani 1989'daki gibi bir Tokat olmasa da artık Fiske mi Sille mi Tokat ama bir yaralanacak, şey bir rahatsız olacak. Bunu görüyorum dedim tecrübemle yani de sabit. Cumhurbaşkanlığı şeyi buradan en mühimi. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bakın eğer başbakan çok istiyor aday olmayı. Reis-i Cumhur adayı olmayı çok istiyor. Duyuyoruz yani bunu. Ben anlıyorum da konuşmalarında. Allah korusun. Da duyuyorum yani ben. İşte o bir felaket olur. Şimdi yani bakın bu soruyu bana bir ay önce, iki ay önce sorsalardı. Derdim ki Recep Tayyip Erdoğan aday olursa uzman olarak söylüyorum. Temenni olarak değil. Bazen yanlış evet. Anlıyorlar. Kapanma vaktimiz de geldi. Peki çok tamam güzel. Şöyle bağlayayım. Bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan kaybedebilir. Cumhurbaşkanının seçimi iki tur oluyor. Birinci turda finale kalan iki kişi, ikinci turda bir daha aralarında yarışıyor. Eğer finalist olarak AKP ve CHP, AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan olduğunda, CHP'nin adayı bir merkez sağ aday olursa, çok merkez sağ aday gösterdi CHP, o zaman o seçimi 47-53 AKP kaybeder. Ve Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiş olur. Nasıl bir merkez sağ ne bileyim. 10 tane isim sayarım. İşte hoca gibi teşbihte hata olmaz. Bir adam da olabilir ya da ne bileyim. Bir sürü adam var merkez sağda. Süremiz ama de, toplumun beğeneceği bir adam tipiyle alınır. Evet. O seçim artık alınır hale geliyor yavaş yavaş. Süremiz de bitti hocam ama son sözü böyle bir... Yalnız bir değişiklik yaparlar.
meclisin seçimine vabeste kılarlar. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Peki efendim, süremiz bitti. Gelecek hafta biraz daha aktüel konularla da harmanlayarak konuşacağız. Ama bugün temellerini atmış olduk. Önemli bir konuşmaydı bence, önemli bir sohbetti. Bunun tekrarını da yayınlayacağız. Yarın saat 1'de ayrıca izleyebilirsiniz gece. Dürüm yemeği hak ettim. Görüşmek üzere yeniden. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte.